Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizi iş yerinizde konuk ettiğiniz, misafirperverliğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İşinizin ederim, şeref arasında. verdiniz. O şerefi zayi, çok teşekkürler. Keyifliydi. Öncelikle ben buradan başlamadan önce, iş yerinizden başlamadan, sektörünüzden başlamadan önce Halis Bahçe kimdir? Kısaca sizi tanıyabilir miyiz Halis Bey? Halis Bahçe, 01.04.1965 Erciş doğumlu. Evet. 82 yılından bu yana vergi mükellefi. Çeşitli sektörlerde bugüne kadar ticaretle uğraşmış. En son olarak da Halis Bahçeşehir Yaşam Konutları adı altında 100 dairelik bir projeyle Erciş halkına hizmet eden Erciş'li bir iş adamı. Siz kendi halkına istihdam sağlayan bir iş adamısınız, bilinçli ve hani bu kendi halkınızla da gurur duyan bir iş adamısınız aynı zamanda ama işlerinize dönecek olursak projeleriniz, hizmetleriniz nelerdir? Bahsedebilir miyiz, Bizim açabilir miyiz? asıl ağırlıklı olarak çalıştığımız sektör gayrimenkul sektörü. Evet. Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir sadece gayrimenkul sektörüyle ilgileniyoruz. Bugüne kadar ağırlıklı olarak çalıştığımız gayrimenkul alım satım idi. Bu projeyle bir de inşaat sektörüne el atmış olduk. Dolayısıyla bu projenin devamını getirme gibi bir düşüncemiz var. Halis Önünde de Bahçe, Bahçeşehir Yaşam Konutları değil Halis mi? Bahçeşehir Yaşam Konutları 1 diye Evet. 100 dairelik bir proje. Bugünün şartlarında yeni parayla yaklaşık 25 milyon, eski parayla 25 trilyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Evet. Büyük de bir proje. Büyük bir Aynı proje zamanda aile Erciş. şirketisiniz. Siz tüm kardeşleriniz çalışıyor değil Değil, mi? değil, değil. Sadece Halis Bahçe olarak biz büyük bir aileyiz. Bütün kardeşler ayrı. Bu şahsımla alakalı bir Anladım. Proje. şirket ve proje. Bununla birlikte gayrimenkul sektöründe de uzun yıllar hizmet verdik. Halen o sektörde de hizmet veriyoruz. Yine gayrimenkul sektöründe benimle devam eden kardeşlerimin yürüttüğü bir proje. Erciş halkına hizmet ediyoruz. Peki Halis Bey, aslında Van'da, Erciyes'te birçok hani sizin gibi firma da var. Var. Sizin olmazsa olmazlarınız ve sizi onlardan ayıran özellik nedir peki? Nasıl yani siz neden tercih edilmelisiniz? Yani biz hep şuna dikkat ediyoruz. Yaptığımız işlerde kaliteye önem veriyoruz. Bununla birlikte hizmeti en iyi sunma noktasında çaba sarf ediyoruz. Ve bu yönüyle de biz halk nezdinde iyi itibar gördüğümüz kanaatini taşıyoruz. Çünkü bunun birçok noktada ispatı mevcut. Evet. Bizim yaptığımız her proje halk tarafından takdir edilen, Evet. beğenilen. Nerelere dikkat ediyorsunuz? Neden seviliyorsunuz sizce? Yani bir kere Çünkü olmazsa olmazınız dürüstlük, samimiyet, Evet. içtenlikle severek bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla bir iş sevilerek yapıldığı zaman sevgiye dayalı her şey sonuçta saygıya götürür diye Başarı düşünüyoruz. tesadüf değildir diyoruz, öyle değil mi? Kesinlikle değildir. Başarının sırrı bana göre samimiyettir. Evet. Kişi samimi olur ise yaptığı her işi en iyi şekilde yapma çabası içinde olur Ve karşılığı geçer bu aslında. ve karşılığını halk nezdinde görür. Biz ev alırken nereye dikkat etmeliyiz? Yılların birikimiyle ve tecrübesiyle bize neler aktarabilirsiniz? Şimdi bir kere ev alır iken kesinlikle satın alınan evin ruhsatı var mı? Yapı kullanma izin belgesi var mı? İstenilen nitelikte yapılmış mı? Evet. Bu bir kere olmazsa olmaz olmalı. Bununla birlikte tapu ile ilgili bir sıkıntısı var mı? Tapuda işte hacizdi, icraydı, satılamaz şerhiydi vesaire bunlara bakılmalı. Sonuç itibariyle ev alınırken yani öyle evi gördüm beğendim demekle alınmamalı. Bir firma kurulurken 30 yıl öncesine geri dönelim. O zaman tabii ilk kurarken çok heyecanlı kurmuşsunuzdur elbette. Farklı bir iş alanına giriyorsunuz. Birçok birikimler de varmış elbette ama hedefleriniz de var olmuştur o zamandan bu zamana. Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz o zaman dönecek olursak neler hayal ediyordunuz ve şu anda hayallerinize kavuşabildiğiniz ve farklı projeleriniz var mı? Hedeflik ne Biz zaman? bu sektöre girdiğimiz zaman yani hep şunu hedefledik. Nasıl bir tık daha yukarı çekeriz Evet. halk nezdinde itibarımızı? Bizim en çok önem verdiğimiz şey halk nezdinde itibar. Çünkü halk nezdinde itibarı olan
kişi, kurum, kuruluşlar her zaman itibar gördüğü için hizmetlerin en iyisini sunmak zorundadır. Çünkü o yönüyle insanlar, o insanlara o değeri verir. Evet. Hizmetleri de sunarken neresinden bakarsanız bakın insanların memnuniyeti çok önemli. Evet, kendi almak istemediğiniz biz, hizmeti başkalarına sunmazsınız yani, öyle değil mi? Biz de o yönüyle hep ona dikkat ettik. Gelmek istediğimiz noktadan mıyız? Bize göre biz onu çok aştık. Hedeflerimiz var mı? Tabii ki var. Bundan sonraki hedeflerimiz, biz zaten bu konut projesine başlarken Erciş şartlarında en büyük projeyi biz yaptık. Bugüne kadar bir defada 100 dairelik bir proje yok. Çünkü küçük bir ilçede yaşıyoruz. Evet. Ama biz parantez içinde bir ibaresini kullandık. 2, 3, 4, 5 gideceğiz inşallah. Daha farklı projeleriniz de var. Buradan elbette. Kastımız insanlara hizmet etmede yani var gücümüzle çalışacağız. Sonuna kadar kendi halkınız için, farklı civar yerlerdeki halk için evet. de çalışmaya devam ediyorum. Evet. Çalışmak diyoruz diyor değil mi? Yani. Peki Halis Bey, son olarak da siz destekleyenlere, çalışanlarınıza, müşterilerinize, buraya gelmek isteyen herkese son sözlerinizi alabilir miyim sizden? Yani bizim insanlara tavsiye edecek bir şeyimiz olamaz. Biz hizmetimizi sunarız, insanlar takdir ederler. Bu yönüyle hizmet bizden, takdir halktandır diyoruz. Takdir herkese edenler buyursun ederim. Gelsin. Bu yönüyle ben öncelikle size, sizin nezdinizde bizi izleyen tüm insanlara çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok güzel, keyifli ortama yani misafir olmaktan çok onur duyduk. Çok kaliteli hizmet anlayışınızdan, çalışanlarınıza güzel davranmanızdan, aile gibi olmanızdan da ben size bundan sonraki tüm projelerinize başarılar diliyorum. Çok farklı projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın Halis Bey. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler efendim.